Hepinize selamlar dostlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle hep yeni bir inceleme ve tanıtım videosu daha seneki Arkadaşlar bugün sizlerle Coin Discovery hakkında konuşacağız. İstersen videomuza başlayalım i̇lk önce size ufak bir tanıdığı yapmak istiyorum aslında. Zaten web sitelerinde de Kavran hakkında biraz fikriniz olmuştur. Koyunis Kavran'ın genel amacı hani bizi yeni binası maçlarında yani bir pirmanda olan a, projeden haberdar etmek. Hani bu Koyunis anı sayfasında a, binası çıkmış yeni proje buradan görebiliyorsunuz. Hani burada Herofi olsun, Koyunis Kavran'ın kendi tokenı, Teret ondan sonra burada SafeMoon olsun, Baby Doge Coin olsun bu tür hani büyük projeleri burada görebiliyoruz aslında. Ve büyük projenin yanı sıra da hani piyasaya yeni çıkan ve hatta o ve hatta ne olarak hani yeni çıkan proje zaten buradan görebiliyoruz. Hani bu projenin amacı bize bir Smart Smash'ın anında olan yeni projeden haberdar etmek. Onun yanında ise proje yaklaşık bir ay önce kendi tokenları da çıkardı bu kısımda. Zaten işte Koyanis kendi tokenları buradan görebiliyorsunuz. Hatta pardon bir ay, bir ay önce çıkan başka projenin pardon aklım karıştı. 4 gün önce arkadaşlar projenin kendi tokenları çıktı burada. Koyanis Karnı'nın kendi tokenları ve size bu kendi tokenlardan bahsedeceğim burada da. Yani proje şu anda gel güzel bir şey ilerliyor ve proje zaten ilerleyen zamanlarda hani yeni bir coin göçke veya yeni bir coin market için şey o olma yolunda da ilerli olabilir. Ya tabii işte şu anda hani projenin eksileri var. Hani çünkü bazı eksileri olan yönleri var. Mesela proje database tane hani verileri alamadığı için bazı projelerde market cap'leri yazmıyor ve hatta burada hani proje arayüzü biraz daha hani böyle kavu duruyor şu anda. Ancak ilerleyen zamanlarda e, proje ekibi çalışarak bunları düzeltecektir. İstersen ilk önce projenin kendi token'larından bahsedelim. Zaten hep buradan basarak hani üstüne basarak kendi token'ların sayfasına girebiliyoruz. Buradan işte pop-up sayfası çıkıyor orada şey şimdi Burada işte Cam Token'lardan bahsetmişler şu anda. İşte Binix potansiyel olacağından güvenli yatırım. Ondan sonra bu kısımda alınacak vergilerden bahsetmişler. Bu projenin arkadaşlar Pange Sava üzerinden Slip Toleransı %15 yani %15 bir vergi alınıyor. Bu vergin içinde işte %2 akımda %2 ay pardon %4'ü yeniden aktarılmıyor. %3'lik de aktarılmıyor. Ondan sonra %6'sı ise aa, pazarlan ve gelişim için harcanacağı bu kısımda söyleniyor. Burada hani anlatayım mı diyorsun? Sonra kullanıcılarından falan filan bahsediyor bu kısımda. Yine bunları böyle buradan görebiliriz. Daha sonra burada Koyunus burada buradaki hani kendi kontaklarına ve kendi tokenlarından bahsetmiş aslında. Ama ben şu anda bir dakika hemen ekranı kapatıp bu kendi token'ın sayfana girmek istiyorum. Bunu açtıktan sonra direkt burada Koyunus kendi token sayfanı buradan görebiliyoruz. A, şu anda Koyunus 5000 adet holder'ı bulunuyor ve evet, toplamda 50.000 adet de toplam transferleri bulunuyor. Ben bu videomu size CoinDiscard'ın token nasıl alabileceğinizi bu videomda göstermeyeceğim. Ancak sizler gibi zaten bir önceki videomu giderek hani zaten Pangisar videomda çoğu token'ı almak almaz aynı aslında çünkü arayüz olduğu sadece buradan token kontan değiştirip alım yapabiliyorsunuz aslında. O yüzden ben size bu videomda Pangisar'ın alım yapmayı göstermeyeceğim. Ancak alım yapmak gayet kolay. Eğer kendisi alım yapmak istiyorsanız da direkt girip kendiniz bu işte CoinDiscard token'ın kendi token'larını bir alabilirsiniz. Yani bunu da size söylemek istiyorum. O zaten burada hani kendi token hakkında burada web sitesi de olsun zaten web sitesi zaten yine bizi direkt a, kendi sayfa atıyor. Telegramları olsun, Twitter hesapları olsun bunları da buradan kontrol edebiliyoruz. A, şu ana bugün 19 yani toplamda 2 bugün vote almış. A, toplamda aldığı vote 24.000 galiba aslında güzel bir sayı. Ve burada arkadaşlar hani güç derecesini buradan görebiliyoruz. 15 bin moton üstünde onlar strong, 25 bin moton üstünde onlar very strong, 50 bin moton üstünde onlar ise extreme strong yani buradaki projenin içinde kendi bir hani bu rank sistem aslında bulunuyor. Bu da tabii güzel bir artı. Hani sonuçta bize diğer projelerden veya diğer listem diğer listeme yani sizler olsun bize bir art sunuyor aslında. Üst kısımda burada bu bu yörtük submit coin, promet ve stake kısımda buradan görebiliyorsunuz. Burada size isterseniz karar atabiliyorsunuz. Ben size karar atarak kullanmaya gerçi. Uh, kendi kullanma açıklamalarından dolayı daha çok seviyorum. Uh, karar atarak kullanmadan benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha sonra başlardan bahsetmeye gerekirse şu anda arkadaşlar işte Coin Discovery reklamları kabul ediyor tabii ki. Yani bu tür zaten projenin ana gelir kaynaklarından bir tanesi de proje ana sayesinde koydukları banner reklamları. Projenin arkadaşlar burada ha, kendi banner reklam buradan görebiliyorsunuz. Veya üstüne burada promete e basarak da projeye buradan reklam vermek isterseniz. Burada işte projenin toplam işte ziyaretçi sayısıdır proje şu anki kimden ziyaret ediyor. Bu tür bilgilerin hepsini buradan görebiliyorsunuz ve aşağı kısımda arkadaşlar fiyatlandırmalarını buradan görebiliyorsunuz. Prometheus coin yani şu ana sayfalarındaki hemen bunlar hemen bir dakika şuradan gösterebilirim Prometheus coinler direkt burada aa, bir günlük sınıfta 2 BNB Header yani şuradaki şeyler yani bunlar gördüğümüz şeyler sınıfta 3 BNB Paket yani ikisini beraber yapmak istersek de Sonuçta 45 BNB bu iki paketi alabiliyorsunuz Eğer ikisinde bir tokenınız varsa ve bu tokenınıza burada bir tanıtım yaptırmak istiyorsanız aa, Bu size yerli bir karar olabilir aslında ya Çünkü buraya reklam zaman zaten buraya kimden göre buraya gelen insanlar e, Yatırımcı olarak veya kripto paralar ile yani alakası olan insanlar öyle. O yüzden hani buraya reklam vermenizde sizin için gayet faydalı ve yararlı bir şey olabilir. Çünkü burada hani Sehmun olsun, Babydog koyun olsun, yani Mindog Coin olsun bir sürü arkadaşlar insanlar buraya girip burada oy kullanıyor. Projeleri de, yani yeni, yeni proje hakkında bilgi ediniyorlar. O yüzden bana göre gayet güzel bir şey. Daha sonra buradan eğer ki yani tüm zamanlar en iyisi yani mesela today hani bugün en iyileri bugün en çok ote ote anlar veya tabi ne dediğimiz zaman yeni çıkan projelerdir ondan sonra şu an presi devam eden projeler mesela presi devam eden projeler genellikle daha çok yani kar oranlar hani daha da riskli olur ondan sonra burada hani tüm zamanlar en çok yüksek şans projeler zaten burada hemen görebiliyoruz ya onun dışında aslında benim bu videoda hani çok da fazla anlatabileceğim bir şey yok çünkü hani bu videoda coin sonuçta projesi yani bir normalde hani çok da fazla bir da yok aslında hani coin geç olsun coin olsun bu tür proje benzer proje o yüzden ben bu videoda anlatabileceğim size i̇şte çok da fazla bir şey yok ancak elinden gelirse ben bu videomda coin Discovery hakkında bilgi alınmaya çalıştım umarım sizin için yararlı faydalı bir video olmuştur Dikten sonra videomu sonlandıracağım eğer ki projeyle alakalı merak ettiğiniz sorular varsa da sağ buradan TRM hesabına girerek TRM hesaplarından proje alakalı daha fazla bilgi 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 edinebilirsiniz bu kısımdan diyeceğim şeyler bu kadar da. kendinize iyi bakın hoşçakalın